Onun da favorisi, onun da idolü Kanadalı ünlü isim Kurt Browning. 4 kez dünya şampiyonu olmuştu Kurt Browning, hatırlayacaksınız. Ben geçen senelere göre performansını düşük buluyorum Yanik'in ama bakalım belki bir sürpriz yapabilir. Güzel şarkılar seçmiş bu arada. Onların eşliğinde izleyeceğiz Fransız Yanik Pontero'yu.
özellikle Sing 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 kısmındaki Yannick müzik uyumu çok çok güzeldi Yannick Poncero'nun. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Sıçrayışlara çıkarken düşeydi, vücudu eğildiği için aşağı inerken dengesini sağlamakta çok büyük sıkıntı çekti Poncero. Triple Axel denedi. Bu yine en zor olan hareketlerimizden bir tanesi. Ona çıkarken çok hızlı olmak zorundaydı. Çünkü çok çevik bir yapısı yok Yannick'in, gördüğünüz gibi. Çıktı ve havada başarılı olamayınca ikili Axel geçti ve böylece eksi bir aldı. Toraman olunca yani yukarı çıkmak zor biraz. Evet evet, kesinlikle katılıyorum. Daha sonra hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı ve Lutz'unu birli geçmek zorunda kaldı. Bundan da eksi iki aldı mecburen. Triple Axel da düştü. Eksi üç aldı. Yani programdan önce söylediğim gibi Yannick'in ne yapacağı belli olmaz. Ama bundan 3 sene önce 2 tane 4 tur yapabildiği hareketi vardı. Ve çok şaşırmıştım açıkçası. Ondan beklemiyordum. 4'lü yapabileceğini tahmin etmiyordum. Bu yarışmada gördüğümde onu daha gerilemiş buldum. Belki hazırlıksızdı. Belki kafa olarak hazır değildi. Ama normal üçlü jumplarını çok iyi yapabiliyor. Rahatlıkla çıkabiliyor yorulsa bile. Ama özellikle 3 dakika 27 saniyeden sonra çok yoruldu. Not aldım bunu. Çeliğini ve patenlerini çok iyi kullanabilen bir sporcu. Ne kadar kötü bir program sunarsa sunsun bizimle dans etti resmen. Müzikle uyumu çok iyiydi. Hatta bir yerde benim gördüğüm kadarıyla biraz hafif düşüş yaşayınca hakemleri oynadı. Çok yakın bir şekilde. Evet, seyirciye de oynadı. Kendisini alkışlamalarını istedi. Kendi sporcu arkadaşlarının o tarafta olduğunu bildiği için biraz destek istedi kendine. Bakalım hakemleri kandırabilecek mi? Hakemler kanar mı? Kanmazlar bence. Bence de kanmazlar. Onların değerlendirmesi... Bakalım kanmışlar mı, kanmamışlar. Evet. Eksileri vermişler ama doğal olarak, çünkü o kadar çok denge kaybı yaşadı ki artı vermeleri de imkansızdı. Ama dediğim gibi hiç bu kadar yorgun ve zor koreografi çıkarttığını görmemiştim. Çok çalışan bir sporcu çünkü. Rakamlar yalan söylemiyor. Yannick Poncero Fransa adına mücadele ediyor. 61.85'te kısa programda 7. sırada yer almıştı Yannick Poncero. Şefik Besegi'ye takım arkadaşı 186.22 ile ilk sırada. Paolo Bacchini izliyor onu İtalya'dan 180.53'te. Ve İsviçre'de Loren Alvarez de 174.37 ile 3. sırada. Bakalım ne olmuş Yannick Poncero'nun puanları. 110.45 4. sırada kalacak Yannick Poncero. 110.45 toplam yarışma puanı 172.30. Yine de hakemler birazcık avantaj kullanmışlar her şeye rağmen, düşse kalksa da. Kesinlikle katılıyorum. İşte iyi sporcu olmanın faydasını burada görüyoruz. Onlar bir nevi şöyle yaptılar. Hani biz bu sporcunun iyi olduğunu biliyoruz. Bugün kötü günündeydi. Yapacak bir şey yok. Onun hak ettiği puan budur. Biz en bazı ona bu şekilde veriyoruz dediler ve...